Merhaba arkadaşlar, elektron dizilimlerinin 5. videosundayız. Bundan önceki videoda elektron dizilimlerini ve orbital gösterimlerini yapmıştık ama bu video içerisinde soy gazlara bağlı olarak elektron dizilimlerini kısaca nasıl yapıyoruz bundan söz ediyor olacağız. Elektron dizilimlerinin orbital dağılımlarını bir önceki videoda yapmıştık. Burada soy gaz elektron dizilimlerinden yararlanarak pratik bir yoldan bahsedeceğiz. Ee, gördüğünüzde şaşırmayın. Her zaman çok pratik olmayabilir ama böyle bir durum da var. Ondan söz ediyoruz. Şimdi o gene son bizi ilgilendirmiyor. Onu bir attım. Yeni bulundu zaten. Taze bir element. Şimdi her periyot bir soy gazla sonlanır. Ve soy gazların elektron sayılarını bilmeniz aslında size grup periyot bulmada da kolaylık sağlar. 2 10 18 36 54 ve 86. Ve helyumun elektron dizilimi 1s2'dir. Neonun elektron dizilimi 2p6 ile sonlanır. Argonunki 3. yatay sırada 3. periyotta 3p6, bununki 4p6, 5p6 ve 6p6 bunların elektron dizilimlerinin sonudur. Biz elementlerin elektron dizilimlerini yaparken soy gaz elektron diziliminden yararlanacağız. Burada kendisinden önceki soy gazın elektron diziliminden yararlanacağız. Den yararlanır. Mesela e, lityumun elektron dizilimini yapacağız diyelim. Normalde 3 elektronu var. Biz bunu 1s2, 2s1 diye yapıyorduk. 3 elektronu şöyle yerleştirdik. Şimdi lityumdan önce gelen soy gazımız bizim kim arkadaşlar? Helyum. Ve helyumun 2 elektronu var. Yani şurası helyuma denk geliyor. O yüzden şöyle yapabiliriz. Helyum 2 elektron ve sonrasında 2s1 diye şu iki elektronu, şu da artı bir elektronu gösteriyor. Tabi buna pratik yol diyoruz. Çok da pratik olmadı gördüğünüz gibi. Belki atom numarası büyük olan elementlerde daha pratik bir yöntem olabilir. Ya da soygaza yakın olan elementlerde. Ama böyle bir yöntemimiz de var. Şimdi gelin başka örnekler yapalım. Şimdi örneğimizde de 3 e, tane atomumuz var. Bunların temel elektron dizilimlerini soygaz elektron dizilimlerinden yararlanarak göstereceğiz. Berilyum 4. Bir kere beryliumun, temel hal elektron dizilimi 1s2, 2s2'dir. Berilyumdan bir önce gelen soy gaz helyumdur. Yani şu iki elektron helyuma denk geliyor. O zaman soy gaza göre şöyle yaparız. Helyum 2 idi. Sonra bundan sonra bir de 2s2 var diye. Ya da alüminyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1'di temel hal elektron dizilimi. Şimdi alüminyumdan önce gelen soy gazımız neon. Ve 10 elektronu var. Yani şurası neona denk geliyor arkadaşlar. O zaman neon ve sonrasında 3s2, 3p1 diye gösteriyoruz. Kükürt 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Yine bundan önce gelen soy gaz da 10 elektronla neon olacağı için Yine neonu koyacağım, 10 elektronu belirtecek. 3s2 ve 3p4 diyeceğim. Şimdi aslında bu kullanım atom numarası oldukça büyük olan elementlerde çok büyük fayda sağlar. Örneğin sezyumun elektron diziliminde son enerji seviyesindeki elektronu göstermeniz gerekti. Falan falan. Şimdi sezyumun atom numarası 55. Bu 55 elektronu tek 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 dizmek çok zordur. Şöyle yaparız. Bundan bir önce gelen Ksenon var. Ve 54 tane elektronu var. Sonraki videolarda öğreneceksiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. periyotta sezyum. O yüzden bunun 6 ile bitecek en son orbiteli Ve 1A'da da S1 ile bitecek diyeceğiz. Dolayısıyla tabii şu kısımları öğreneceksiniz. Bu şekilde kısaca gösterimini yapacağız. Atom numarası büyük olan elementlerde bunun böyle bir de faydası vardır aslında. Bu videoda soy gaz elektron dizilimleri ile elektron dizilimlerini yaptık. Bundan sonraki videomuzda uygulamalar yapacağız arkadaşlar.